Türkiye'nin Kobani halkını yalnız bıraktığını iddia ediyorlar ama bu iddia doğru değil. Oradaki yaralananlar Türkiye'de tedavi ediliyor. Sınırdan Kürt kardeşlerimiz içeri alınıyor. Oraya insani yardım gönderiliyor. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Bu komünist gruplar yaygara koparmak için ve Türkiye'nin PYD'ye silah göndermesi için böyle bir şiddet üslubu kullanıyor olabilirler. Kardeşim PYD silah verir mi? Türk askerine karşı kullanıyorlar zaten. Yani bu ne kadar anormal bir teklif. Adam seni öldürmek için bekliyor. Sen diyeceksin ki ya o silahla öldürme de ben sana daha gelişmişini vereyim ondan beni öldür. Olur mu böyle şey? Ya mantıksız da bıraksınlar. Bir Türk askerinin girip IŞİD'le çatışması diye bir konu olmaz. NATO yanaşmıyor, Amerika yanaşmıyor, Avrupa askeri yanaşmıyor. Türk askeri niçin gitsin ya? PKK da gitmiyor biz diyorlar. Mağaralarda duruyoruz. Mağaraya göre ayarlıyız. Bizim hayat alanımız mağara diyor. Bu kadar kabadaylık yapıyor diyor. Şöyle asarım, böyle keserim diyor. Gitti bakayım ne oluyor. Bizi Kobani'ye bırakmıyorsunuz. Var ya bazen böyle şişman tipler o kavga edemez. Bırakın beni lan falan diye bir şey yapar bu kalabalık. Tutmayın beni bağırır. Millete de tutturur kendini. Normalde sıyrılıp kurtulup rahatça dövüşebilir istesin. Ama beni bırakmıyorlar ki dövüşeyim der yani. Ben birçok öyle tombik tiplerde falan görmüştüm. Korkak tiplerde. Şimdi bunlar da öyle. Tutmayın bizi diyor. Ya sizi tutan mutan yok. Ama korkaksınız, gidemezsiniz. Ödün kopar. Yani zaten PKK'lılar gördüğünde adamlar felç oluyor. Kadın kıldığında hakikaten geziyorlar. Bir taktik olarak da bunu uyguluyorlar. Var mı sende resmi? Yoktu hocam şu an. Göndersinler. Çok menfur miktarda. Hakikaten kadın kıldığına geziyorlar. Yani eylemlere öyle katılıyorlar. Kadın kıldığına katılıyorlar. Adamların böyle bilinçaltında bir bozukluk var. Bir şey acayip ben tam anlayamadım yani. Bir hastalık var. Adnan'ın PKK'nın dün geceden beri çıkardığı olaylar neticesinde 10 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı haber sitelerine göre 15 kişi ölmüş. PKK'lılar Hüdapar üyelerinden bir kişiyi taşla başına ezerek öldürdükleri ifade ediyor. İşte yani ne kadar vahşi ve acımasız olduklarını da gösterten bir delil bu. Bak başını taşla ezerek. İşte Allah onlara da IŞİD'i musallat etti. Zalim ve zalime musallat ediyor.